Murat Kurum'un İBB adaylığı sonrası sokak diyaloglarında çarpıcı bir durum ortaya çıktı. Sağduyulu ve doğal vatandaş diyalogları yerine Ekrem İmamoğlu'nu karalayan sözler öne çıkıyor. Benzer bir diyalog da geçen hafta Eminönü Mısır Çarşısı'nda yaşandı. Beykoz'da mağdur olduğunu iddia eden bir kadın kuruma şöyle dedi. Beykoz'da arsam var. Tamam. 5 yıldan beri yıkıldı. Kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz. Kurtarın bizi. Nisan'da kurtulacağız. İnşallah. Vatandaşın dili sürçtüğü için arsam yıkıldı dediğini varsayarsak aslında binasının yıkıldığını belirtiyor. Beykoz'da tek kentsel dönüşüm alanı şu an Çubuklu Mahallesi'nde. Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kolcu bakın ne diyor. Beykoz'da Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ettiği tek mahalle Çubuklu Mahallesi. Evet, ve burada kentsel dönüşümle ilgili hukuki süreçler devam ediyor. Bu süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği, evini yıktığı, yıkılan evi beklenilen herhangi bir vatandaşlara bir mağduriyet yarattığı bir durum var mı yok mu? Öyle bir durum yok. Hatta proje bittiğinde sonuçlanırsa vatandaşın lehine olacak bir projedir bu. Biz de bitmesini dört gözle bekliyoruz ama burada tapusu olup da yeni yıkılan ve kentsel dönüşüm bekleyen bir yer yok. Çubuklu'da böyle bir yer yok. Şu an burada yıkılan bir yer yok. Hiç mağduriyet yok ki. Bizim tek beklentimiz projenin bitmesi. Bittiği zaman halkımızın lehine olacak bir proje. Daha önce sahte reklam filmi çekerken suçüstü yakalanan Murat Kurum'un ajansının sokak diyalogları algısı yaratmak için oyunculuk ajansları ve AK Parti üyelerini kullandığı iddia ediliyor. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz.